Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com Özgür Sancar'la spor kazanını sunar. Herkese mutlu günler. Programımıza hoş geldiniz. Süper Lig'de bir hafta daha geride kaldı. Trabzonspor evinde Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı ve lider olma şansını kaybetti bu hafta için. Ve Kasımpaşa ile Konyaspor'da 2-2 berabere kaldılar. Şimdi Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor yeniden. Temsilcimiz Beşiktaş C grubundaki ikinci maçında deplasmanda Amsterdam'da Ajax'ın konuğu olacak. Bakalım Hollanda'da Beşiktaş adına son durum ne? Trabzonspor bölümümüzle başlayacağız programımıza. Dünkü Alanyaspor maçını değerlendireceğiz. Kırmızı kartla ilgili Hüseyin'in gördüğü kırmızı kartla ilgili bir itirazı vardı. İkinci sarı kartın doğru olmadığını düşünüyor Abdullah Avcı. Ki ben de pozisyona baktığımda öyle olduğu kanaatine eriştim. Bütün bunları Trabzonspor'la ilgili olarak konuşacağız. Elbette ki sonrasında Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bakacağız. Bakalım Fenerbahçe'de Olympiakos, bakalım Galatasaray'da Marsilya maçı öncesi son durum ne? Beşiktaş bu akşamki maça nasıl bir 11'e çıkacak ve haftada ön plana çıkan detaylar, yani geride kalan haftada Süper Lig'de ön plana çıkan detaylar yine programımız çerçevesinde konuşacağımız konular olacak. Bununla birlikte Avrupa futbolundan önemli gündem maddelerini sizlerle paylaşacağız. Elbette ki Şampiyonlar Ligi'nde belki de gecenin en önemli maçı Manchester City ile Paris Saint Germain arasında oynanacak. Mbappe, Neymar ve Messi üçlüsüne nasıl bir önlem alacak Manchester City? Dün basın toplantısında City teknik direktörü Pep Guardiola'ya bu soru soruldu. Bilmiyorum dedi. Bildiğini çok iyi biliyorum ama bilmiyorum diyerek politik bir yaklaşım sergilemeye çalışıyor. Bence Pep Guardiola. Bakalım bu maçın kazananı kim olacak? Şampiyonlar Ligi'ndeki programı da sizlere aktaracağız. Trabzonspor bölümümüzdeyiz. Dün olduğu gibi bugün de usta gazeteci sevgili Hakan Yoloğlu bizimle birlikte öngörüleri gerçeğe dönüşmüştü. 11 ile ilgili tahminleri ama sonuçla ilgili tahminler bakalım gerçeğe dönüştü mü? Bunu konuşacağız. Trabzonspor'un nasıl bir performansı vardı dün gece? Sevgili Hakan Yoloğlu, hoş geldiniz yayınımıza, merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Sayın Sancar. İyisiniz umarım. Çok şükür iyiyiz. Sizi sormalı. Siz iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Şimdi Konyaspor beraberliği elbette ki 80 dakika, 90 dakika 10 kişi hem de Vitor Hugo gibi bir oyuncunuzu kaybetmişseniz ki Anadolu'nun şu anda Hatayspor'la birlikte en dirençli takımına karşı kolay değil. Bu beraberlik ve normal bir puan kaybı olarak değerlendirilebilir. Her ne kadar Alanyaspor Bülent Korkmaz'la çıkışa geçse de içeride oynadığı maçta Trabzonspor yine oyunun belli bir bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı ama çok daha baskılı, çok daha etkili, bireysel hatalardan uzak bir görüntü sergilemeliydi. Çünkü liderlik fırsatıydı. Ne dersiniz? Performans açısından eleştiriye açık bir görüntü mü sergiledi dün akşam Trabzonspor? Yani şunu söyleyeyim. Dünkü bağlantımızı hatırlarsanız bu karşılaşmanın Trabzonspor açısından zor geçeceğini söyledik. Çünkü rakip Alanyaspor son 3 maçta 3 galibiyet almış. Moralli ve hepsinden önemlisi takım savunmasını çok iyi yapan ve hiç gol yemeyen bir takımdı Trabzon'a gelirken 3 haftada. Zor geçeceğini zaten teknik direktör Abdullah Avcı da biliyordu. Ona göre önlemlerini aldı ki maçın hemen başında hatırlarsanız ilk 17 dakikada inanılmaz bir baskı kurdu Trabzonspor. Yani 17 dakikada nefes aldırmadı Alanyaspor ama final paslarında ve son vuruşlarda etkili olamayınca Trabzonspor o baskı kurdu 17 dakikada. Golü atsaydı belki maçın rengi çok daha değişebilirdi. Çok gollü bir müsabakada izleyebilirdik. Ama o 17 dakikada gol çıkmayınca Alanyaspor biraz rahatlama noktasında Trabzonspor'a kontrataklarla üzerine gelmeye çalıştı. Yani Uğurcan Çakır kalitesinde bir kalecinin yenmeyeceği bir gol ama şunu da söyleyelim. Aynı Uğurcan Çakır Konyaspor maçında da 8 net gol pozisyonu çıkardı. Hı hı. Bana göre Türkiye'nin en iyi kalecisi ama çeken topları her zaman kaleciler için zordur. Ama şunu da söyleyelim, Trabzonspor o yediği golün şokunu çok kısa sürede üzerinden aldı. 6 dakika sonra Cornelius da duran toptan bir beraberlik golü attı. Trabzonspor şunu bu sene çok iyi yapıyor. Geriye düştü ki Galatasaray maçında da geriye düştü, Konya maçında da geriye düştü. Geriye düştüğü maçlarda direnç kırılmıyor. Aynı disiplinle beraber oyundan kopmadan rakip üzerine gidiyor ve şunu söyleyeyim, Trabzonspor 10 kişi kaldıktan sonra, birazdan hakem kararına da değineceğim. Trabzonspor 10 kişi kaldıktan sonra bana göre ilk yarıdan daha iyi oynadı. Özellikle ikinci yarıda. Cervinho girdi kendi bireysel yetenekleriyle beraber ama işte Trabzonspor'daki en büyük sıkıntı son vuruşlardaki
yetkisizlik. Yani bir mesela Canini'nin yakaladığı pozisyonlar vardı, Cervinho'nun yakaladığı pozisyonlar vardı. O son final paslarını, final vuruşlarını Trabzonspor yapmış olabilseydi belki maçı kazanabilirdi. Ama Alanyaspor dediğimiz gibi çok fazla Trabzonspor karşısında çok etkili görünmedi. Daha çok takım savunmasını yaptı. Tabii 1-0'da öne geçince biraz da geriye yaslandı. Kontra ataklarla Trabzonspor üzerine gelmeye başladı. Ama bir faktör var ki Serkan faktörü. Alanyaspor bugün Trabzonspor deplasmanından bir puan aldıysa Serkan'ın başarısı çok büyük. İki tane Edgar'ın net kafa vuruşunu çıkardı. Baktığınız zaman 3-4 tane net gol pozisyonu çıkaran bir isimdi Serkan. Serkan o gününde olmasaydı Trabzonspor maçı kazanabilirdi. Kırmızı kart olayına gelecek olursak, şimdi Trabzonspor bir hafta önce de Konyaspor karşısında yine 10 kişi ki maçın hemen 8. dakikasında kırmızı kart görmüştü Vitor Hugo ve geri kalan bölümü 10 kişi oynamıştı. Yine bir kırmızı kart, Konya maçındaki kırmızı kartta hakem haklıydı, direkt aya yapılan bir müdahale. Ama bu maça bakarsak Alanya maçında Hüseyin Türkmen'e gösterilen kırmızı kart bana göre çok ağır. Hani bırakın kırmızı kartı, ortada bir faul dahi yok. Ben hakemlerle de görüştüm. Abdullah Yılmaz var. Biliyorsunuz eski Süper Lig hakemi. Onunla da görüştüm. Birkaç yine hakem arkadaşla görüştüm. Acaba hani biz mi yanılıyoruz? 3-4 defa tekrar izliyoruz. En ufak bir şarj yok futbolcuya karşı. Yo, ben hadi de defalarca ki izledim. Nedir bu pozisyonun aslı diye. Yani Hüseyin'in orada herhangi bir müdahalesi yok. Normal ikili mücadele içerisindeki nizami aksiyonu yapıyor. Oyuncunun dengesini kaybetmesine neden olacak bir bilinçli ya da bilinçsiz temas yok. Temas da yok. Aksine Konyaspor oyuncunun bir teması var Hüseyin'in. Ya orada bana göre sarı kart gösterilecek isim kendini yere bıraktığı için Alanyasporlu oyuncu olmalıydı. Ya burada şuna bakmak lazım. Şimdi Trabzonspor bu sene çok iyi bir kadro kurdu. Beklenti çok yüksek. Bunu çok sık hani Trabzonlular, Trabzon taraftarları da seslendiriyor. Önümüz mü kesilmeye çalışılıyor? Bu art niyet nedir? Yani burada Galatasaray maçına bakıyorsunuz, Cüneyt Çakır'ın vardayken bir yine bir pozisyon oldu biliyorsunuz. Onunla alakalı da tepkiler olmuştu. Şimdi burada iki tane sebep olabilir. Bir, hakem art niyetli, hani iyimser tabloyla bakmaya çalışalım, ya da ikincisi hakemler çok iyi eğitilmiyor. Yıllardan beri aynı sıkıntıları, yıllardan beri aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani Avrupa'da hiçbir futbol müsabakasında hakemler bu kadar konuşulmuyor. Ama Türkiye'de bakın bütün spor kanallarına, bütün sporla ilgili olarak yayın yapanları maalesef biz oynanan futboldan ziyade hakem hatalarını konuşmak zorunda kalıyoruz. Hadi gördün bir faul gördün ama orta hakem biraz uzak. Halis Özkaya biraz pozisyonu uzak. Ama hemen yan hakemin gözü önünde oluyor. Düdüğü çaldın. Bir faul beklentim var. O zaman varla bir de var. Niye var onu anlamış değilim. Yani Trabzonspor karşısında var neden var onu anlamış değilim. Hadi düdüğü çaldın hemen kartı göstermenin bir mantığı yok. Zaten sarı kart göstermişsin. O yani ilk pozisyonu tamam çekti tuttu. Verilebilirdi sarı kart, verilmeyebilirdi. Onu çok fazla tartışmıyorum ama ikinci sarı karttan kırmızı kart bana göre yani ya art niyet ya da dediğimiz gibi eğitimsizlik. Yani düdüğü çaldın, bari olay yerine gidene kadar, pozisyon olduğu yere gidene kadar bir varla temasa geç. Var mı yok mu ben buradan faul gibi gördüm de. Bir de hakem yan hakemin hemen olayın tam önünde. Yani hani sen gördün ama diğerinin görmemesi imkansız. Ama maalesef dediğiniz gibi hani yazık günah, şunun için altına söylüyorum. Yani bu Kayseri Spor maçına Ahmet Can'la çıkacak. Hı hı. Stoper kalmadı. Evet. Vitor Hugo cezalıydı. Şimdi Hüseyin Türkmen eklendi buna. Ahmet Can yani bir takımı doğramaya kalksanız bu kadar olabilir diye düşünüyorum ama VAR'ın neden devreye girdiğini de çok fazla anlamış değilim. Yani VAR neden konuldu? Türk futbolunda VAR işliyor mu? Trabzonspor'a karşı VAR mı dersiniz? Maalesef bunu görmek imkansız. Ama dediğimiz gibi çok ciddi bir hakem hatası vardı. Trabzonspor 10 kişi kaldı. 10 kişi kaldı da daha iyi oynadı. Belki 11 kişi maçı tamamlamış olsaydı savunma güvenliğini biraz daha rahatlatıp önde biraz daha baskı kurup Trabzonspor aradığı golü de bulabilirdi. Ama dediğimiz gibi son final paslarında Trabzonspor biraz etkisiz olunca Alanyaspor maçında liderlik şansı varken maalesef bu maçı da bir puanla kapatmak zorunda kaldı. Yenilgisi olmayan iki takım var biliyorsunuz. Konya ile Trabzon vardı. Yenilgisi belki yenilgisizlik Trabzonspor'un devam ediyor ama çok ciddi bir fırsat tepti Trabzonspor. Oynadığı futbol açısından baktığınız zaman hani karşılığı bu muydu derseniz bir puan mıydı? Değildi ama biraz şanssızlık, biraz da hiç gereksiz bir kırmızı kartla Trabzonspor 10 kişi bırakmak biraz takımın direncini açıkçası düşürdüğünü düşünüyorum. O nedenle Alanyaspor'da oynanan futbol derseniz iyi miydi? Ben oynanan futbolu özellikle 10 kişi kaldıktan sonraki futbolu beğendim.
Ama sonuç açısından tabii Trabzonspor taraftarlarının istediği bir sonuç değildi, onu söyleyebilirim. Bir de İsmail'le ilgili birkaç kelime söylemek istiyorum. Tepkileri nasıl değerlendirdiğinizi öğrenmek istiyorum. Şunu söyleyeyim şimdi. Trabzon taraftarı biraz şöyle söyleyeyim, tepkisini çok çabuk ortaya koyar. Hani derler ya, biraz tez canlılık vardır Karadenizlilerde. Belki 3 dakika sonra bağırır çağırır, 3 dakika sonra o olay geçmiş olur, ama şimdi İsmail 32 yaşında. 23-24 yaşlarında Beşiktaş'ta oynarken daha iyi bir İsmail vardı. Hep diyoruz ya, tecrübe insana çok şey kazandırır. Ama şimdi ben bakıyorum 23-24 yaşındaki İsmail Köybaşı nerede? 32 yaşında büyük bir takımda Trabzonspor forması giyen İsmail nerede? Şimdi iki tane pozisyon, çok rahat bir pozisyondasınız ve bir bek oyuncususunuz. İki tane ortayı Trabzonspor hiçbir oyuncunun olmadığı bölgeye atmak ki rahat pozisyon. Hani bir baskı olsa, hani panik havasıydı, geldi rakip baskı kurdu, rahat bir ortam bulamadı, dışarı atayım derken ayağından top çıksın mantığıyla yaklaştı dersek anlarım. Ama çok rahat pozisyonda 5 dakika arayla iki tane orta yapıyorsunuz. İkisi de isabetsiz orta. 32 yaşında bir oyuncu. Fenerbahçe, Beşiktaş formaları giymiş bir oyuncu. Avrupa'ya gitmiş bir oyuncu ama Avrupa'da tutunamadığı için tekrar geldi. Belki Trabzonspor hani bunu 8+3 kuralına uygun olması gerektiği için transfer etti. Ama sonuçta hani boş bir oyuncu da değil, onu söyleyeyim. Belki baskıdan dolayı etkilendiği için aman hata yapacağım diye mi artık ayakları birbirine dolanıyor. Hata yaparsam taraftar tepkisi alacağım, tribünde homurdanmalar başlayacak diye mi kendisini tam olarak maça vermeye bilmiyorum. Ama yani Trabzonspor oraya oyuncu da aldı. Bir de Trabzonspor için bir handikap, Dansville orada oynayacaktı. Hem stoper mevkinde hem sol bek oynayabilen oyuncu sakat. Trondsen hani orada İsmail olmasa, ki şeyde biliyorsun 4 yerli vardı. Alanyaspor maçı Hüseyin Türkmen de orada olunca 4 yerli oyuncu vardı sahada. O pencereden de baktığımız zaman hani orada bir sol bekte yabancı da oynatabilirdiniz. Ama Trondsen de sakat olunca, başka bir sol bek olmayınca, istemeyerek de olsa belki Abdullah Avcı oynatabileceğim oyuncu bu diyerek oyuncu İsmail'i sahaya sürdü. Ama İsmail'in de biraz gayret göstermesi gerektiği kanaatindeyim. Yani şu anki performansı çok açık ve net söyleyeyim. Şampiyon oynayacak bir kadroda oynama ihtimali çok zayıf olan bir oyuncu. Bunu çok açık ve net söyleyeyim. Ha, Dansville döndükten sonra belki asıl mevki stoper olan oyuncu belki sol bekte oynadığı için sol bek tarafında da oynuyor. Belki orayı Abdullah Avcı onunla kapatacak. 11'de artık İsmail'i biraz görme olasılığımız düşecek. Ama İsmail'in de kendine biraz çekidüzen vermesi gerektiği kanaatindeyim. Çok çalışacak. Ve şunu her zaman söylüyoruz. Futbolcu bir kere sahaya çıktığı zaman maça iyi konsantre olmuşsa Sayın Sancar, tribünden gelecek homurdanmalar, tepkileri duymaz. Biz de futbol oynadık. Önemli olan burada oyuncunun sahaya. Demek ki çok iyi motive olmadan sahaya çıkıyor. Tepkiler hani birinci ortayı attı dışarı, İkinci ortadan sonra tepkiler, homurdamalar daha çok başlamaya başladı. Ama dediğim gibi İsmail ayarında bir oyuncunun, Süper Lig'de büyük bir camianın futbolcusu olan bir oyuncunun aynı anda 5 dakika arayla iki hatayı üst üste yapma lüksü yok diye düşünüyorum. Sevgili Hakan Yoloğlu ayrıntılarıyla hem tespitlerini hem de yorumunu sizlerle paylaştı. Dün akşamın özetini çıkardı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Sayın Sancar. İyi çalışmalar. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. FIFA 22 oyuncunun en yüksek reytingli kadrosunu oluşturdu. İlk 11 ise şöyle. Kalede Atletico Madrid'in kalecisi Oblak var. Savunmada Van Dijk ve Ramos'u seçmişler. Sergio Ramos biliyorsunuz Paris Saint Germain'in oyuncusu olduğu, Real Madrid'e sözleşme yenilenmedi. Arnold sağ tarafta Liverpool'lu ve sol tarafta bir başka Liverpool'lu Robertson var. Savunma bloğu böyle oluşturulmuş. Orta alanda Chelsea'den Kante var ki geçen sezonun Şampiyonlar Ligi'nin mevkisi itibariyle en iyi oyuncusuydu. Orta alanda Kante seçilmiş. Orta alanda yine hücuma dönük olarak Neymar var. Sol tarafta De Bruyne. Ön tarafta Messi, sağ tarafta Mbappe ve Lewandowski de ileri uçta. FIFA 22'nin en iyi 11'i bu şekilde ortaya çıkmış. Sevgili dinleyiciler, tekrar Trabzonspor bölümümüzdeyiz. Az sonra da Beşiktaş bölümümüze geçeceğiz ve Beşiktaş'ın formasını futbolculuğunda giyen, başarılı olan, bence Beşiktaş taraftarının çok sevdiği, mücadele gücü sebebiyle çok sevdiği bir isim. Kendisi aynı zamanda Ajax'ın altyapısında futbola başladı. Hollanda'da doğdu, büyüdü. Baki Mercimek bizimle birlikte olacak. Akşamki Ajax Beşiktaş maçını onunla konuşacağız. Ama öncesinde dün akşamki maçla ilgili olarak bakalım. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ne söylemiş, hep birlikte dinliyoruz.
Öncelikle oyunu değerlendirelim. Alanya Spor bize gelmeden evvel 6 müsabaka. 3'ü Çağdaş Hoca'yla, 3'ü Bülent Hoca'yla. 2 tane değişik oyun formatı, formasyonu. Biri daha çok pasa dayalı, biri daha takım savunmasına dayalı. Buna olarak da biz özellikle son, geçen haftadan çok yıpranarak geldiğimiz için 90 dakika 10 kişi oynadık. Hem fiziksel hem zihinsel iyi hazırlandık ve özellikle çözüm noktaları ile ilgili çalışmalarımızı da yaptık. Ve oyun da tamamen bizim istediğimiz gibi. Rakip 4-4-2 karşılar diye bekliyorduk ama 4-5-1 karşıladı. Ona göre opsiyonlarımızı da bir gün evvel çalıştık. Hem topa sahip olmayı hem özellikle 15-20 dakikayı doğru oynuyorduk ama biraz sağ dağılımımızda, pasın şiddetinde, hareketlilikte biraz şey vardı. Problem vardı. Ama rakibe de bir şey vermiyorduk. Sadece ilk yarı ile ilgili şunu söyleyebilirim. Rakip zaman zaman bizim ceza sahası üzerinde daha rahat hareket etti. Daha çabuk, daha sert, daha agresif olabilirdik oralarda. Uğurcan çok net bir tane kurtardı. Bir tane de var bu işin içinde. Gol yedik. Ama tekrar duran toptan golü bulduk. Oyundaki hızımızı şekillendirdik. Ama ilk yarıda çok basit bir sarı kartla gene karşı karşıya kaldık. Ben hep bunu şu söylüyorum, ifade ediyorum. Bu en son hakem konusunda konuşan kişiyim. Konuşmuyorum da zaten. Ben hocalarla da iletişimi açayım. Pozisyonları da teyit edip itiraz edeceksem etmeye çalışıyorum ki yanlış bir şey olmayayım ki geçen hafta kırmızı kartımız net bir kırmızı karttı. Sonra ikinci yarı itibariyle tekrar. Yani çünkü bir stoperin sarı kart görmesi ve hücum oynayan, bu kadar kolay görmesi ve hücum oynayan bir takımda, set oynayan takımda geniş alanda tekrar yakalanıyor. İkincisi hiç değil. Yani bu kadar kırılmayı iki haftadır bir takım yaşıyor ise ve bundan tekrar ayağa kalkıyorsa bu oyuncuları tebrik etmek lazım. 11'e 10 rakibe pek bir şey vermeden, bir tane şut pozisyonu vermeden girdiğimiz pozisyonlar var. Oyunda dönmek için her türlü hamleyi yaptık. Oyuncular da buna bu anlamda çok doğru reaksiyonlar verdi. Ben iletişime bir açık adamım. Bu oyunun gelişmesinden yanayım. Ve bu topun oyunda daha fazla kalmasına yanayım. Az konuşulmasından yanayım. İletişimimi doğru yapmaya çalışıyorum. Herkes konuşuyor. Bu ligin bir aynası var, fotoğrafı var. Bunu yönetenler buna lütfen nasıl yapılması gerektiğinin kararını sahne içinde versinler. Çünkü onlar hakimdir. Onun için oyuncularıma bu reaksiyonu verdikleri için teşekkür ediyorum. Yani 11-10 domine ettiler oyunu. Pozisyonlarımız var. Kazanamadık ama bu yarış 7. haftada. Bunlar işte rakipler de kaybediyor, kazanıyor. Böyle oluyor. Ama önemli olan bu isteğimiz, arzumuz ve baskılı oyunumuz devam edecek. Ahmet Can'ı bir parantez açayım. İyi çalışıyor. Yani Trabzonspor'umuzun geleceklerinden bir tanesi olacak inşallah. Yatırım yaptığımız oyunculardan bir tanesi. Bugün de oyuna göre çok olgun bir oyun oynadı. Onun için Ahmet Can'ı da tebrik ediyorum. Seyircimiz olduğu sürece, bize destek verdiği sürece bir eksikte kalsak biz rakibimizi o baskı altına alacağız. Şimdi onlar da burada destek verdiler bize. Bunun sayısının çoğalmasını ve özellikle takıma ve oyuncuya sahip çıkılmasını bütün arzum, isteğim. Bu zamana kadar öyle oldu, öyle olmaya devam etsin. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Alanya Spor'a başarılar diliyorum. Yani geçen haftakinde hakem %100 haklıydı Vitor'un pozisyonunda. Ama bugünküler çok kolaydı. Umarım 11-11 devam ederiz. Artık antrenmanlardan bazen bir 11-10'da çalışma yapacağız herhalde ki bunu da yapmak da gerekiyor. Bu oyunun içinde bunlar var. Sakatlarla ilgili yarın son bir şey alacağım. Tromsen ve Dansville belki olma ihtimali olabilir çarşamba takımla beraber. Ama son bir şeyleri aldıktan sonra karar verdim. Dorukhan'dan parmak da büyük ihtimalle Kayseri maçından sonra bizle beraber olacak. Ama ben bu oyunun bir organizasyon oyunu olduğunu ve oynayanların oynamayanlarla da aynı çalışmaları yaptığımız için buna doğru cevaplar vereceklerini düşünüyorum. Şu anda puan ortalamasında doğru gidiyoruz. Umarım cumartesi günü Kayseri'de kazanıp milli takım arasına doğru girdiğimiz zaman hiçbir kaybımız olmadan devam edeceğiz inşallah. Kazanmak için yapılan hamleler, aslında biz orada set oynuyoruz. Bek gibi değil aslında, bir kenar oyuncusu gibi. Kenar oyuncusunu içeri sokuyorduk. Çünkü Ömür özellikleri olan, orta saha oynayan bir oyuncuydu zaten daha evvelden de. Hiç orta saha oynayan bir oyuncuydu. Bunu da yapabilir. Çünkü biz hücum seti oynadık ki bence oyunda o da doğru cevaplar verdi. Kenarda etkili oyunlar oynadı. Risk aldık. Kazanmak istedik. Bütün hamlelerimizi yaptık. Ömür'ün dışında çok değişik pozisyonlar değil ama oyun içinde formasyonlarda değişiklikler yaptık. İşte kenar oyuncuları içeri soktuk. Beklere derinlik verdik. İki santrafora döndük. Arkasına Tony'yi aldık. Diğerini dışarıya çıkarttık. Kazanabilmek için bütün hani silahları o anlamda eksik olmamıza rağmen kullandık. Ya bunlar futbolun içinde var. Her hafta girdiğini atamazsın. Önemli olan bu organizasyonu geliştirerek devam edebilmen. Sayısal olarak orada çoğalabilmen. Kaybettiğin yerde tekrar baskı yapabilmen.
pozisyona girebilmen. Bunlar önemlidir. Yani bunlar bazen olacak. Bazen bir sürü kaçıracaksın. Bunun bir örneklerini ben de burada Trabzonspor teknik direktörüyken yaşadım. Bazen iki tane girip bir tane atıp maç kazanacaksın. Ama önemli olan Trabzonspor dominant oyunu ve topa sahip olma oyununu arttırarak ve daha hareketli ve sonuçlandırarak devam edecektir. Bugün 7 maç, 4 galibiyet, 3 tane beraberlik var. Bunun 4 tanesi deplasman oynadık. Ve kolay maçlar değil. Onun için bizim yolumuz iyi bir yol. Yani kırılmalar yaşıyor son 2 haftada beraber kaldığımız maçlarda çok eksik oynuyoruz. Ona rağmen oyunda dönüşler yapıyor takım ve oyuncular. Şu an itibariyle o anlamda memnunum. Umarım bu kırılmalar değil, daha 11-11 oyunlar, daha dominant oyunları oynamaya, çalışmaya devam edeceğiz. Abdullah Avcı'yı dinledik hep birlikte. Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Beşiktaş bu akşam 19.45'te Johan Cruyff Arena'da Ajax karşısında C grubunda Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçını oynayacak. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoît Bastien yönetecek. Beşiktaş C grubundaki ilk maçında hatırlayın Alman temsilcisi Borussia Dortmund'la karşılaşmıştı. 2-1 mağlup olmuştu. Siyah beyazlı takımda Atiba, Tekşira, Pjanic, Gezal, Wellington, Vida, Larin, Enkudu, Mehmet Topal ve Necip ki bu saydığım isimlerin %90'ı takımın temel taşı, sakatlıkları sebebiyle oynayamayacaklar. Covid-19 testi pozitif çıkan Montero ile UEFA listesinde yer almayan Güven Yalçın da maçta forma giyemeyecek. Siyah beyazlı ekip önemli karşılaşmada 11 oyuncusundan yoksun mücadele edecek. Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki 6 ay maçında forma giyemeyen Mishi Batshuayi bu karşılaşmada sol el ikinci parmağı kırılan Kenan Karaman dahil olmak üzere Sergen Yalçın görev verirse oynayacak. Muhtemelen Kenan Karaman oynayacak ve sol tarafta görev alacak. Beşiktaş'ın kalede Ersin'le başlaması bekleniyor bu akşamki maça. Savunmanın sağında Rossi, ortasında genç Serdar ve sol stoper, düzelterek söylüyorum, sol bek olmasına rağmen bugün Ensakala stoper oynayacak Serdar'la birlikte, Serdar Saatçi ile birlikte. Savunmanın merkezinde bu ikilinin olması bekleniyor. Rıdvan savunmanın sol tarafında oynayacak. Josef de Souza, az sonra Sergen Yalçın'ı dinleyeceğiz. Defansif özelliği yüksek olduğu için orta sahada Beşiktaş'ı daha sert bir takım haline getirdiği için onu stopere çekmiyor Sergen Yalçın. Ensakala'yı kullanacak. Defansın önünde orta sahada yine savunmayı, takım savunmasını onunla başlatmayı planlıyor. Orta alanda Gökhan sağ tarafta oynayacak. Oğuzhan Özyakup ve Salih orta alanda göbekte, sol tarafta Kenan ve ileride Batshuayi 11 ile sahaya çıkmasını bekliyoruz Beşiktaş'ın. Bakalım Sergen Yalçın dün akşam düzenlediği basın toplantısında bugünkü Ajax maçı için ne söylemiş? Tempoyu çok yukarıya çıkarabilen bir takımla oynayacağız. Bunun farkındayız ama biz de ona göre bir oyun planıyla sahada olacağız. Alabileceğimiz önlemleri, nasıl bir oyun planıyla başlamalıyız, nasıl devam etmeliyiz, kendi açımızdan yapabileceklerimizin en iyisini nasıl yapabiliriz, doğal olarak bunun planlarını yapacağız. İnşallah oyun ve skor bizim için iyi olur. Şu anki mevcut kadromuzda yani mücadele gücü en yüksek oyuncumuz savunma oyuncusu olarak Sakala görünüyor. Çünkü Josef'i oradan aldığımız zaman o bölge maalesef çok istediğimiz mücadele gücünün altına düşüyor doğal olarak. O yüzden Sakala'yı biliyorsunuz geçen maç sağ bek, bu maç stoper. İnşallah yakında da kendi yerinde oynatma imkanı buluruz. Şimdi oyun zor bir oyun zaten. Bu seviyede maç işte oynamak gerçekten zor. Çünkü çok iyi takımlarla temposu yüksek, fizik kalitesi yüksek, çok zor müsabakalara çıkıyorsunuz doğal olarak. Tabii ki eksikler futbolun içinde olan şeyler, birçok eksik olabilir. Sezon içerisinde de oynadığımız müsabakalarda eksik oyuncularımız olabilir. Bu çok normal. Bundan çok dert etmiyoruz, onu söyleyeyim. Geçen sene de bu tür sorunlar yaşadık. Ama bu süreç tabii ki bizim için biraz zorlu geçiyor. Zor bir süreç. Çünkü normalde olması gerekenin çok yukarısındayız şu anda. İşte darbeye bağlı sakatlıklar, bir kısmı adale sakatlıkları, bir kısmı önceden gelen sakatlıklar olması itibariyle 11-12 taneye yakın oyuncumuzu şu anda kullanamaz durumdayız ki bu takımın yarısından da fazlası yapıyor baktığımız zaman. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Görüntü çok iyi görünmese de maçların oynanmadan kazanılmadığını unutmayalım. Ve oyunun en önemli tarafı bu. Mücadele etmek, agresif oynamak, doğru oyun oynamak. Oyunun içinde bu tür faktörler de var. Yarın bakacağız oynayan kadromuza, oyuncularımızın verdiği mücadeleye. Onu yarın oyundan sonra zaten değerlendiririz ama olan oyuncularımızla, oynayan oyuncularımızla biz Beşiktaş camiası olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Kimsenin şüphesi olmasın ama tabii ki zor bir sürecin içinden geçiyoruz. Daha önce de söyledim ama bugünlerden
güçlü çıkmasını da bileceğiz zamanı gelince. Yani normal her zaman hazırlandığımız gibi hazırlanıyoruz. Zaten biliyorsunuz cuma günü maç oynadık. Yaklaşık 20-25 günde bu oynayacağımız maç 6. maç ve 7. maç olacak arka arkaya hiç durmadan. Çok fazla bir antrenman yapma şansımız olmuyor. 3 günlük maçlarla genelde rejenerasyon antrenmanlarıyla hazırlanıyoruz. O yüzden yani antrenman olarak zaten çok fazla bir hazırlık yapmıyoruz. Rejenerasyon antrenmanlarıyla oyuncularımızı dinlendirip tekrar maça çıkartıyoruz ki zaten belirgin bir oyunumuz var ama yarın normalde bizim kendi oyunumuzun dışında bir oyun oynayacağımız da gerçek. Daha kontrollü, daha bekleyen, daha işini sağlama almaya çalışan bir görüntü sergilemeye çalışacağız oyun içerisinde. Yani umarım oyuncularımız bunu becerebilir. Oyuncularımın hepsi bizim için önemli. Oyuncularımızın hepsi bizim için değerli. Hangisini olsun dersen diğer ben hepsi olsun derim. Bunların içinden bir oyuncu seçmek bizim için çok sağlıklı olmaz. Ama eksikler bu oyunun bir parçası, sakatlıklar bu oyunun bir parçası. Bunlar her zaman olabilir, biraz fazla evet ama şu anda elimizden gelen herhangi bir şey yok. Bugün de cumartesi de bu oyuncuların zaten çoğu olmayacak. O yüzden biz mevcut oyuncularımızla ne yapabiliriz? Onun peşine düşmüş durumdayız şu an. Bir de toplantıda hep eksik oyuncuları konuşuyoruz. Bence olan oyuncuları konuşsak çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani eksikler zaten yok. O yüzden olmayan oyuncuların üstüne kafa yormaktansa olan oyuncuların üstüne kafa yorsak çok daha iyi olur bence. Şu anda burada olup da oynamayacak durumda olan oyuncu yok. Radyo Spor! Radyo Spor! Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Özgür Sancar, özel röportaj. Özel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Beşiktaş taraftarının en çok sevdiği futbolcu, sevgili Baki Mercimek bizimle birlikte. Biliyorsunuz Beşiktaş'a başarıyla hizmet etti. Sonra başka takımlarda da oynadı ve aktif futbol hayatına nokta koyduktan sonra yine futbolun içinde kaldı. Ajax altyapısına sahip bir futbol adamı Baki Mercimek. Baki'cim hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Özgür, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim, ben de iyi çalışmalar dilerim. Teşekkür ederim. Mutlu oldum katıldığın için. Rica ederim, ne demek? Evet, her zaman biliyorsun. Doğru. Hollanda'da mı bulduk seni? Buralarda mısın Baki? Yok, ben şimdi 2-2,5 aydır Ankara'dayım. Gençler Birliği'nde sportif direktör oldum sezon başında. Ne güzel. Yeni takım kurduk. Gençler Birliği'nden düşünce yeni yönetimimizle beraber yeni bir takım kurduk. Tekrar ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Tekrar Süper Lig'e dönmek için yoğun bir çalışma içindeyiz. Zaten Baki de hatırlayacaksınız. Gençler Birliği'nde gösterdiği üstün performansla Beşiktaş'a transfer olmuştu. Gençler Birliği'nde de başarıyla hizmet etti. Futbolculuğunda biliyorsunuz. O yüzden Gençler Birliği'nin senin için özel bir kulüp olduğunu biliyorum. Tabii ki. Ben şimdi ayakta yetiştikten sonra İngiltere'den de Türkiye'de Gençler Birliği'nin ilk kulübüm ve burada burası vesilesiyle U21 milli takım ve A milli takımına gittim. Avrupa kupalarında da çok başarılı sezonlar geçirmiştik. Buradan birçok arkadaşımız gibi bu kulübün çok emeği var gençlerde. Bana da o konuda yol gösteren ve Türkiye'deki ilk kulübüm olduğu için bu görevi de o gururla, o duygularla yani kabul ettim. Ondan dolayı da çok mutluyum burada olmaktan yani. Ne güzel. Umarım hedeflere ulaştırırsınız. Ait olduğu yer Süper Lig Gençler Birliği'nin, tekrar oraya çıkar. Tabii ki inşallah. Baki, tabii sezon içerisinde Gençler Birliği ile ilgili konuşmak istersen memnuniyetle ben konuşmayı arzu ediyorum senin, ama bugün Beşiktaş'ı konuşalım arzu ediyorum. Hem tabii ki. Ajax altyapısından yetiştin Hollanda'da, ki İngiltere'de evet. Premier Lig'de Sunderland'da rezerv takımda oynadın, sonra Gençler Birliği. Yani Avrupa futbolunu çok iyi biliyorsun ve Ajax'ta yetiştin. Bugün de Beşiktaş'ın rakibi Ajax. Maalesef temsilcimiz Beşiktaş'ın 11 tane eksiği var ki bunlar temel oyuncular Baki. Ama onların yerine oynayacak oyuncular da artık potansiyellerinin üzerine çıkmak zorundalar. Böyle bir zaruret var Beşiktaş'ta bu akşamki maç için. Ne diyorsun? Nasıl bir maç olur sence Beşiktaş adına? Yani Beşiktaş tabii ki deplasmana gidiyor. Amsterdam Arena'da Ajax belki de tarihin
en iyi başlangıcını yaşadı bu sezon hem ligde. Şimdi Avrupa maçlarında da çok başarılı bir grafik çizdiler. Yanlış hatırlamıyorsam Sporting Lisbon'a 5-1 kazanarak döndüler. Deplasmanda 5-1 kazandılar. Sonra geldiler iç saha maçında 9 tane attılar lig maçında. Evet, evet. Fortuna Sittard'ı Türklerin takımı biliyorsun, Işıtan Gün Başkanı, 5-0 yendiler. En son Groningen'i 3-0 mağlup etti. Yani 30 küsur gol attılar son 7 maçlarında. Yani hem ligde zirvedeler. Puan kaybı, yani mağlubiyetleri yok. Bir tane beraberlikleri var. Beşiktaş da çok formda bir takım. Tabii ki Beşiktaş'ı kimse küçümseyemez. Bu kadar yedeklerinin olmasına rağmen her zaman Beşiktaş'tan sahada ruhunu yansıtmayı bekler taraftarlarımız tabii ki. Ben bu tarafta tabii ki Ajax'a duygularımızı bir kenara bıraksak real konuşalım. Ajax'a karşı bütün Avrupa takımları şu anda zorlanır. Bunu belirtmek lazım. Ama yani böyle çok kaybı olan bir Beşiktaş, yani çok sıkıntılı olan bir Beşiktaş kadrosuyla Sergen Hoca'nın işi tabii ki aşırı derecede zor. Talihsiz bir haftaya denk geldi diyelim. Birisi işte Covid-19'dan, diğerleri arka delisi, diğerleri başka sakatlıklar üst üste gelince 11 tane has adam dediğimiz zaman tabii ki önemli bir güç kaybı, yani Ajax'a karşı özellikle. Şimdi burada az önce de işaret ettiğim gibi potansiyelin üzerine çıkması gereken oyuncular var. Mesela son 6 ay maçında mağlubiyette Oğuzhan Özyakup, evet, Kenan Karaman çok eleştirilmişlerdi. Bence bunlar fırsat aslında. Hemen cevap vermek, kısa aralıklarda başarısız geçen bir maçtan sonra hemen ardından bir başka maçı oynamak fırsat. Üstelik 11'de oynama fırsatınız var. Oğuzhan için bence şans. O da senin gibi Hollanda'da doğdu, büyüdü, yetişti, futbola başladı. Evet. Kenan Karaman için büyük bir şans. Ne dersin? Bu iki futbolcu ve Salih Uçan'ı da bunun içine katıyorum. Hatta Gökhan Töre. Gökhan'ın da bugün 11'de oynaması gerekiyor. Çünkü oyuncu yok. Bunlar potansiyellerin üstüne çıkabilecekler mi? Kimdir bu maçta kilit adam Beşiktaş adına sence? Ya aslında potansiyellerin de üstüne değil. Onlar artık tecrübeli oyuncular. Bahsettiğimiz oyuncuların hepsi milli takımda oynamış. Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşamış. Değerli oyuncular yani. Burada yıllardır Beşiktaş'ta kendisini ispatlamış ve kupalar kaldırmış başarılı arkadaşlar. Şimdi potansiyellerin üstüne nasıl çıksınlar? Tabii ki normal kendi seviyelerini yansıtsalar. Buna rağmen diğer arkadaşlar da belki yeni forma şansı bulan arkadaşlar olacaktır. Bundan dolayı da tabii ki bir uyum sorunu yaşanabilir. Yani Beşiktaş'ın kadrosunda bir arada devamlı 3 maç 5 maç üst üste oynayan adam arkadaşlar mesela daha uyumlu olur. Burada tamamen yeni bir kadronun sahaya sürülmesinden dolayı büyük bir dezavantaj olabilir. Ben tabii ki Beşiktaş'a güveniyorum, o konuda problem değil, ama bir spor severi, bir taraftarı olarak, eski futbolcusu olarak da biz her zaman Türk vatandaşı olarak, Türkiye'de yaşayan spor adamları olarak da Türk takımlarına destek veriyoruz. Ajax'a tabii ki benim gönlümde ayrı bir yer var. Orada yetiştim. Oraya da asla kötü gözle bakmayız ama bu maçta kesinlikle avantajın Ajax'da olduğunu düşünüyorum. Real konuşmak gerekirse. Diğer taraftan da evet, Beşiktaş kötü bir hafta sonu geçirdi, işte yenildi vesaire. Bunun da çok da üzülmesine gerek kalmayacak kadar az bir sürede tekrar maça çıkıp biz de Gençler Birliği'nde aynısını 2 hafta önce yaşadık. Ankara Gücü'ne karşı mağlup durumdan sonra çok üzüldük Ankara derbisini kaybettiğimiz için. Peki 3 gün sonra tekrar maç olduğu hafta içine denk geldiği için Altın Ordu'yu yenip zirve yarışına sokmaya çalışıyoruz kendimizi. Hemen galip gelince moraller de düzeldi. Tabii Ajax bunun için doğru bir maç mı? Bana göre değil ama çok zor bir maç olacağını düşünüyorum. Yani gerçekten Beşiktaş oradan puanla dönerse çok çok başarılı bir sonuçla dönmüş olur diye düşünüyorum. Peki. Ajax için bize ne diyeceksin sevgili Baki? Ajax'da bugün itibariyle Ajax kadrosuna baktığımızda çok dengeli. Yani stoperinin de gol pası verdiği, sol bekinin gol katkısı sağladığı, en çok gol atan Haller'ın yine 2 tane 3 tane gol pasıyla oynadığı, attığının en azından yarısı ya da yarısından fazlası oranında gol pası verdi. Yani her oyuncusuyla tehlikeli olabilecek kolektif anlayışı bütünüyle yansıtan bir takım olarak görüyorum ben. Ama sen ne diyeceksin? Hangi oyuncuları ön plana çıkartabilirsin bu maç için? Yani ben Dusan Tadic'e hayranım bir taraftan. Bayılıyorum onun kalitesine. Sırp milli takımının oyuncusu aynı zamanda.
O ikinci forvet gibi, on numara gibi zaman zaman kenarlarda da oynuyor. Takımın abisi ve kaptanı, ona da zaten geldiği sene herhalde bir 5 yıl daha sözleşme uzattılar. Uzun vadeli planlarına dahil ettiler Ajax projesi olarak. Hı hı. Tarihin en, yani Ajax tarihinin en yüksek bonservis ödenen oyuncusuydu 2 sene 3 sene öncesine kadar. Ondan sonra herhalde bu sene Muhammed Darami sol kanat oyuncusunu getirdiler. O da 12 milyon euroya geldi diye biliyorum. Ama tabii Ajax çok oyuncu da sattığı için bu bonservisleri çok rahatlıkla ödeyebilir. Farklı bir seviyeye çıktı bu sene Ajax. İstikrarlı bir şekilde hocasıyla da devam ediyorlar. Çok da güzel kupalar kazandılar. Erik ten Hag, Hollanda'da çok saygın bir hoca. Çok da pas yüzdesi çok yüksek. Oyunculara, genç oyunculara fırsat vermekte çok cesaretli. Her zaman yani Ajax'ın genetiğine de çok uydu. Yani burada baktığınız zaman sağ bek Mazraoui pas atıldı. O bile 4 gol atmış. Haller zaten çok önemli bir forvet. Santrafor 5 gol 4 asist. Burada bütün oyuncular pas trafiğinde çok yoğun. Kolektif olarak üstün oynayan bir takım. Bunu gol sayısıyla, galibiyetlerle de zaten sahaya yansıtıyor. Yani onların topu kullanma süresi, top tekniği, ben de açıkçası yani sportif direktör olarak o gözle baktığımda yani hayal ettiğimiz, Türkiye'de görmek istediğimiz, hayal ettiğimiz seviyedeler. %100. O bakımdan bir mutlak favori değerlendirmesi yapıyoruz ama sonuç itibariyle biz Beşiktaş'ın oradan en iyi sonuçta çıkmasını arzu ediyoruz. Mutlak favoriden bahsedebiliriz belki Ajax, hem içeride oynaması nedeniyle. Bir de sanırım Johan Cruyff Arena büyük ölçüde doluyor değil mi? Ya bizdeki gibi %50 sınırlama yok. Daha üstünde sınırlama seyirci yok. Oluyor. Hayır, sınırlama yok. Hollanda'da da daha yeni anayasasında kabul edildi. Orada da bir HES kodu gibi QR koduyla artık restoranlara, kafelere girişler var ama statta daha uygulanmıyor diye düşünüyorum. Bir limit koyacaklarını sanmıyorum. Stadın zaten biletleri tükendi diye biliyorum birkaç gün önce. Açıklama yapmışlardı geçen hafta sanırım. Evet. Yani orada taraftar desteği de üstü yani aşırı derecede dolu oluyor. Hem halkın alım gücü hem destek açısından taraftarı çok. Amsterdam'daki tek büyük kulüp olduğu için şehir dışından her yerden akın edeceklerdir. Hem de Türk taraftarlarımız da, yani Türk vatandaşlarımız da oradaki gurbetçi vatandaşlarımız da maça gidecektir yoğun bir şekilde. Beşiktaş taraftarını da çok göreceğiz bence orada. Bölüm bölüm olsa bile tezahüratlarını da bekliyoruz. Ben bugün yani şöyle ümit ediyorum. Beşiktaş'ın o statta dolu taraftara karşı bir sürpriz yapmasını bekliyorum. Sergen Hoca'nın da şansı açıktır. İnşallah da şanslı bir gün olur. Nasıl oynamalı? Topsuz oyunda da iyi olan Ajax'a karşı nasıl oynamalı Beşiktaş sence? Ya Beşiktaş tabii ki bana göre kolektif bir şekilde, kompakt bir şekilde tek vücut olabilirse 8-9 oyuncuyla ön tarafta da hızlı ataklarla yakalarsa, ama bu konuda da taktiksel zekası üstün düzey rakibi var genç olmasına rağmen. En hızlı şekilde top kapan bir rakibi belki vardır. İstatistiklerine bakmadım ama Barcelona da öyle, Ajax her zaman öyleydi. Topu kaptırdığı anda da çok hızlı bir şekilde geri alıp tekrar atağı olgunlaştırıp hatta kalecisine bile dönüp tekrar organize bir şekilde atak yapmaya meyilli bir takım. Biz sürpriz bir şekilde yakalarsak onları belki de sürprizler olabilir. Ben öyle bir şeyi tabii ki ümit ediyorum Beşiktaş'ın. Yani gafil avlamalı. Eğer alan buluyorsa alanı iyi kat etmeli. Doğrudan kaleye gitmeli değil mi? Evet. Ceza sahasından tabii rakibi ceza sahasından uzak tutabilirse Beşiktaş, bu tabii gerideki dörtlü bunu sağlayabilirse ne kadar uyumlu olacaklarını göreceğiz. Ama burada tabii ki Sergen Hoca'ya ya da futbolculara bir şey yazmaz bu maçta. Sonuçta 8-10 tane oyuncu farklı ilk 11'deyse bu konuyu da bu maçı da bu gözle izlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Sevgili Baki Mercimek ayrıntılı bir değerlendirme yaptı. Ajax'la ilgili, Beşiktaş'la ilgili. Biliyorsunuz Ajax'ın altyapısından yetişti. Sunderland'de oynadıktan sonra Gençler Birliği, Gençler Birliği'nden de Beşiktaş'a transfer olmuştu. Şimdi Gençler Birliği'nin sportif direktörü. Sevgili Baki, çok memnun oldum katıldığın için. Ben de çok memnun oldum. Teşekkür ederim Özgür. Tekrar görüşelim. Gençler hakkında da önümüzdeki hafta, yani hafta içinde de konuşabiliriz. İnşallah. Gençler evet. Birliği'ne çok sevdiğim bir kulüp. Sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Buradan da Beşiktaşlara, Türk spor severlerinin hepsine selam olsun. Selamlar. Görüşürüz. Özgür Sancar, özel röportaj.
Fenerbahçe bölümümüzdeyiz değerli dinleyiciler. Fenerbahçe Pire'de Olympiakos'la karşı karşıya gelecek ve Fenerbahçe bu haftayı lider olarak tamamladı. Dün Trabzonspor evinde puan kaybedince Fenerbahçe zorlu Hatay deplasmanından aldığı 3 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Fenerbahçe bölümümüze futbolcunda Fenerbahçe'nin formasını başıyla giyen bir isim teknik direktör Tarık Daşkün bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgürcüğüm, iyi yayınlar. Eksik olmayı çok teşekkür ederim. Ben de iyi çalışmalar dilerim, iyi günler dilerim hocam. Az önce Gençler Birliği'nden bahsettik. Gençler Birliği'nden bahsedince tabii sizi anmadan geçmek olmaz. Siz de Gençler Birliği'ne başarıyla hizmet ettiniz değil mi? Hatta altyapıya kazandırıp sonra A takıma kadar yükseldiniz. Sonra Fenerbahçe. Tabii futbol hayatımda, antrenörlük hayatımda Gençler Birliği'nin altyapısında başladı. Benim yuvamdır, ayrı bir durum Gençler Birliği benim için. Tabii ligde de inşallah hedeflerine ulaşırlar, başarılar biliyorum. Nasıl buldunuz Hatay Spor'un Hatay Spor maçının ilk yarısında özellikle Fenerbahçe'yi? Yani Fenerbahçe bugüne kadarki en iyi performansını gösterdi diyebilirim maçta. Çünkü her zaman konuşuyoruz. Farklı bir oyun oynaması gerekiyor hocanın isteği doğrultusunda. Sistemi farklı. Ama bu sistem her zaman söylediğim gibi kolay bir sistem değil. Oynamamış oyuncuların adaptasyonu, hatta hem oynamamış hem de pozisyonuyla alakalı farklı yerlerde oynamaya çalışan oyuncular ve bunların uyumu, adaptasyonu, bunlarla alakalı bu maç en iyi performans gösterdiği maçtı Fenerbahçe'nin. Evet. Hocam bakalım Olympiakos karşı nasıl bir maç oynayacak? Şimdi ben Olympiakos'un çok şanslı bir takım olduğunu düşünüyorum. İşte tanıdık isimler var. Son olarak geri Rodriguez'i transfer ettiler. Öncesinde Henry Onyekuru'yu Türkiye'de oynayan futbolcular bunlar. Yalnız bu Antep maçında çok şanslıydı. Belçika takımı çok pozisyon buldu. Ve bunu değerlendiremedi. Ve bu takım, yani Olympiakos takımı 30 dakika full performans oynayıp o 31. dakikadan itibaren düşen bir takım. Fenerbahçe acaba bunu nasıl değerlendirir sizce? Şimdi bu oyun sistemiyle alakalı gün be gün oyuncuların koşu mesafeleri, performansları da artıyor Fenerbahçe'de. Özellikle öndeki forvet hattındaki üçlünün bu maçta uyumunu ilk defa bu kadar olumlu gördüm. Çünkü hocanın düşüncesiyle alakalı olarak öndeki oyuncuların öncelikle defansif oyunda çok daha tempolu, agresif, baskılı ve yüksek tempo göstermesi gerekiyor. Öndeki baskı sonuç versin. Bunu iyi yaptı Fenerbahçe Hatay maçında. Öndeki üçlü gerçekten hem doğru baskılar yaptı. En önemlisi de aktif olduklarında, yani hücumsal oyunlarda çok hareketli, yer değiştirerek defansın dengesini bozdular. Eğer bu oyun şekli, ki ben her zaman söyledim, eğer sistem değişmiyorsa bile sistemin içinde bazı oyunlar değişebilir. İşte pozisyonlar yer değiştirebilir. Çünkü komplike bir oyun bu. Sistemin uygulanması komplike bir sistem. Zaman zaman orta dörtlüğünün kenarları, ki zaman zaman değil top rakipteyken, arkadaki üçlüyü iki kenardan destekleyip beşli bir defans. Önlerinde dörtlü bir orta saha. Bu dörtlüğünün de kenarları öndeki forvetten geliyor. İşte bu sistemi oturtup doğru uyguladığı zaman Fenerbahçe ne kadar daha hücumsal zenginlik yarattığını maçta gördük. İnşallah bunları Olympiakos maçında da görürüz. Hatta eğer üzerine koyarak devam ederse bu sistemin ne kadar faydalı, büyük takıma uygun bir sistem olduğunu da Fenerbahçe maçlarda göstermeye başladı diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da devam eder. Hocam bunu öğrenmek çok önemli. Bunu söylediğiniz için çok mutlu oldum, memnun oldum. Çünkü üçlü stoperle oynayınca sadece 3 tane savunma oyuncusu var diye algılanıyor ama hayır. Orta sahada sağa sola koyduğunuz adam... Buyurun hocam. Kesinlikle kenar beklerdir onlar top rakipteyken. Üçlü stoperle oynamıyor tabii ki Fenerbahçe, ama işte bu geçişi sağlaması zaman aldı. Ki hem orijinal oyuncuları yok o yerlerin. Benim eleştirim Fenerbahçe adına bu. Transfer sağ döneminde ve sol kanat peki olarak mı hocam orijinal adamlar yok? Kesinlikle sağ, yani sağ ve sol kanat. Bir şimdi Osayi idare ediyor orada. Nazım Sangare var sakat. Orayı oynayabilir diye düşünüyorum, ama sol tarafta işte sezonun Ferdi başından oynadı. Beri Ferdi'yi oynatmaya çalıştı hocam. Muhammed'i koyuyor değil mi sonra? Muhammed'i koyuyor şu anda, ama şunu da eklemem gerekir, yorumlarımda da belirttim. Bu sistemi, özellikle bunun altını çizerek söylüyorum, bu sistemi
en iyi uygulayan, sistemi anlayan, sahada uygulayan oyuncu Muhammed şu anda. Niçin böyle düşünüyorsunuz hocam? Niçin? Çünkü dediğim gibi komplike bir sistem. Bu sistemde o orta sahanın dörtlüsünün solunda oynuyor şimdi Muhammed. Yeri geldiği zaman defansın sol beki olduğunu çok iyi gösteriyor. Oraya çünkü Fenerbahçe'nin sorunu şuydu. Önde baskıda sıkıntı yaşadığı zaman o üçlünün arkasındaki kenardaki boşlukları rakip çok iyi değerlendiriyordu. İşte burada da o orta dörtlünün bek olduğunu hatırlaması ve süratle gelip defansı beşlemesi gerekir. Muhammed bunu çok iyi yapıyor. Ferdi de buna alıştı ki son maçta sağda Ferdi ile başladı hoca. Yani o iki kenar oyuncunun da orijinal olmamasına rağmen oyuna adapte olmaları Fenerbahçe'nin çok daha hücumsal anlamda zenginlik sağlamasına neden oldu. Bununla birlikte defansif de hiçbir hata yapmadan iyi bir defans olgusu gösterdiler. Sayın Tarık Taşkın çok net bir biçimde anlattı ve aslında öğrenmemizi de sağladı. Bu fotoğrafı çekmek önemli. Farklı bir bakış açısı hocam. Eksik olmayın bu yorumdan dolayı. Ama ya, sizi bir şey daha da eklemek isterim. Her şeyse bir sorum daha var. Yok, reklam yok hocam. Bir sorum daha var ya, size ama size ekleyin önce soru sorayım. Şimdi Mesut konusu var. Ben de onu soracaktım. Oynatılıp bir maç oynatılmaması Mesut'tan oynattığın maç için maksimum verimi almayı sağlıyor mu hocam? Sağlamıyor. Sağlamıyor fakat şu var. Mesut da sistemle alakalı vermesi gereken verimi vermiyor. Şu anlamda hem defansif baskılarda hem de ofansif o hareketliliği sağlama anlamında Mesut'un sorunları var. Bunu nasıl çözebilir? Bunu temposunu artırarak, daha çok gezerek. Bakın önemli bir şey var. Çünkü koşu mesafesi çok görünüyor olabilir. Ama Mesut gibi oyuncunun çok koşmaktansa doğru yere koşarak bu koşu mesafesini belki %20 daha düşürebilir. Ancak bu mesafenin içindeki o vites artırma dediğimiz hızlı çıkışlar, topla hızlı geçişleri yapması adına bazı şeyleri daha çabuk düşünmesi. Yani çabuk topla çabuk oynaması gerekiyor. Hoca bunu görüyor ve bütün bu sorun bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Yoksa Mesut oradaki bütün hücumsal organizasyonu yönlendirebilir. Ancak bu sistem dediğim gibi hızlı geçişleri gerektiren, ikinci bölgede çekilip topu ikinci bölgede karşıladığınız zaman hızlı üçüncü bölgeye geçiş gerektiren oyunlar. Burada Mesut biraz daha temposuz ve yavaş kalıyor. Ama eğer ben şunu da söyledim geçen yorumumda. İşte bu sistemin içinde bazı şeyler değişecekse atıyorum skor yaptıktan sonra 3-4-1-2 gibi yani üçlü defanstan vazgeçmeyin. 3-4-1-2 gibi yani o dörtlünün önünde Mesut biraz daha orta saha gibi önünde atıyorum Valencia ve Berisha olabilir. Bununla birlikte ben her zaman söylüyorum Osayi Samuel'in önde kullanılması gerekir. Osayi Samuel olabilir. Yani bu sefer ikinci bölgede forvet yanında mı? Forvetin yanında mı hocam? Forvetin yanı diye düşünün Özgürcüğüm. 3-4-1-2 gibi yapabilir. Önde çift forvet gibi yani hani bir baklava dilimi orta sahadaki dörtlüyü beşlemiş gibi de olabilir ama bunda tabii skor yaptıktan sonra rakibin çok daha öne çıkıp arkayı boşaltmasıyla alakalı bu geçiş yapılabilir oyunun içinde sistemsel olarak ama ilk oyunun başında 3-4-3 oynarken Mesut'un çok daha canlı, önde çok hareketli, daha çok baskı yapan bir görüntü vermesi tabii ki Mesut'un da formasını almasını sağlar ama şunu söyleyebilirim. Öndeki üçlünün hareketliliğinden bahsettik. Hatay maçında Mesut yoktu. Fakat öndeki üçlü müthiş çalıştı. Bu arada Rossi'nin gün be gün artan performansını da boş geçmek istemem. Adaptasyondu, uyumdu, takımın kimyasına alışmasıydı. Bunları hızlı geçiyor ve en iyi performansını bu son maçta gösterdi. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum Özgürcüğüm. İyi yayınlar eksik diliyorum. Eksik olmayın. Sağ olun. İyi çalışmalar, iyi günler. Sayın Tarık Taşkın Fenerbahçe'nin formasını giydiği futbolculuğunda başarıyla teknik direktör Tarık Taşkın aslında Fenerbahçe'nin ne oynadığını Hatay Spor maçında nasıl oynaması gerektiğini, eksikler nedir? Bütün bunları etraflıca tarif etti. Bence çok verimli bir söyleşi oldu. Şimdi sizlerden izin istiyorum. Kısa bir ara, aranın ardından devam ediyoruz. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Futbol, dünyadan futbol.
Hollanda'dayız. Dün olduğu gibi Sayın Tahsin Koca bizimle birlikte futbolun içinden geliyor ve elbette ki pek çok futbolcuyla çalışıyor. Ajax Amsterdam takımında iyi bilen isimlerden bir tanesi. Dün önemli bilgiler vermişti programımızda Beşiktaş'ın bu akşamki rakibiyle ilgili olarak tekrar bizimle birlikte. Hocam tekrar merhaba. Merhabalar Özgür, nasılsınız? Sağ olun, siz de iyisiniz umarım hocam. Sesinizi duydum, daha iyi oldum, teşekkür sağ ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Hollanda basını ne yazıyor, var mı dikkatinizi çeken bir haber? Hollanda basını ne yazıyor? Şimdi bir Hollanda basından bahsederim. Daha sonra da yaptığım bazı görüşmeler var. Dün de bahsetmiştim. Jan van Hol'la birlikte bugün bu maç nasıl olur diye bir analiz yaptık. Neler Beşiktaş yapsa bu maçta iyi bir sonuçla sahadan ayrılabilir. Şu anda şimdi Hollanda basında beklenti maçı 4-5 ve daha farklı bir sonuçla Ajax kazanabilir diye bir beklenti var. Ama Ten Cout bildiğiniz gibi çok tecrübeli bir hoca. Yıllardır Ajax'ın başında gayet de iyi top oynatıyor. İşini de çok ciddi alan bir hoca. İşi şansa bırakmak istemiyor. Yani oyuncularına futbolun sahada oynandığını gazete manşetleriyle, televizyondaki ekranlarda söylenen laflarla maçın kazanılmadığını sürekli aktarıyor. Herkes bir önceki maçta ne kadar ciddi oynadıysa bugün Beşiktaş maçında da herhangi bir sonuca bakmaksızın Beşiktaş eksikmiş, oyuncuları sakatmış gibi sonuçları aldırmadan işlerini ciddi yapmalarına sürekli oyuncularına enjekte ediyor. Durum bu. Şimdi ama tabii ki beklenti Hollanda basınının, Ajax'ın beklentisi bugünkü maç 5-6 gibi bir sonuç bekliyorlar. Anladım. Onlar bu maçın farklı bitebileceğini kendi takımları adına düşünüyorlar. Bakalım ama evet. Sizin verdiğiniz örnek çok önemli hocam. Yani Ajax ne kadar formda da gelse, Beşiktaş eksiklerden dolayı dezavantajı gözüküyor olursa olsun, Erik ten Hag hiçbir zaman rehavete kapılmıyor ve aynı ciddiyette takımını sahaya sürüyor. Yani işte fark bu. Yani bu tür takımlar, Alman, Hollanda takımları disiplin anlayışından feragat etmeden oynuyorlar. Her maça aynı ölçüde disiplini olarak çıkıyorlar. Dolayısıyla bence Beşiktaş'ı en çok zorlayacak faktör bu. Yoksa yani bizim beklentimiz, daha doğrusu buradaki beklenti neydi? İşte mutlak favori olarak gözüküyor Ajax. Ajax rehavete kapılır. İşte disiplinden uzak futbol oynar. Beşiktaş da bunu değerlendirir. Böyle bir şey yok. Onların gerçekliği her maçta disiplin. Antrenman maçı da olsa. Hayır, kesinlikle. En basit örnek 9-0 kazandıkları maçla ilgili bir örnek vereyim. Maç 6-0. Halen 7'yi atmak için aynı ciddiyetle top oynuyorlar. Maç 7 oldu. Halen 8'i atmak için oyun disiplinden kopmadan aynı ciddiyetle top oynuyorlar. Yani bu ciddiyeti sürekli her maça, her dakikaya yansıtmaya çalışıyorlar. Evet. Hocam? Ve bu da sonuçları zaten ortada, 30 gol atıp bir gol yemişler. Tabii buyurun, sizi dinliyorum, sözünüzü kestim. Estağfurullah hocam. Groningen 3-0 kazandılar. Groningen maçında 3-0 kazandıkları maçtaki 11 mi çıkacak? Kalede Pesver, ki kalecinin zayıf olduğunu biliyoruz. Dün söylemiştiniz. Kalecinin zayıf günleri, kenarlardan yan toplarda zayıf. Birebir karşı cepheden gelen toplara çok iyi, yan toplarda zayıf. En büyük handikapı kalecinin o. Evet. Büyük ihtimalle stoperler, o konuda size bir bilgi vermek istiyorum. Timir'le Martinez. Sol bek Blind, sağ bek yine her zamanki gibi zaten ligin hemen hemen gol kralı, 4 gol atmış Mazaruri. Orta sahada göbekte çift 10 numara Berghuis'la şeyi oynatabilir, Davy Klaassen'ı. Bunu oynatma durumu var ama kesin net bir sonuç yok. Zaten ileri üçlü kesin, bunlar belli. Tadic, ki takımın en iyi oyuncusu değil mi Sırp? Antony. Evet, Antony şu anda çok formda, Brezilyalı. Çok ciddi bir oyuncu. Şimdi bugün önemli bir bilgi olarak Jan'la yaptığımız görüşmede şu sonuç, yani Ajax'ın en zayıf noktası ne? Ajax'ı Beşiktaş nasıl durdurabilir? İlk 20 dakikada Beşiktaş'ın yapacağı pres, oyunu kilitleme durumu, yani Ajax'a oyun alanı, dün de söylemiştik bunu, savunma, alan savunması yaparak, topsuz koşulları önleyerek Ajax'ı durdurduğu takdirde Beşiktaş Ajax'ı zorlayabilir. Ajax'ın stoperleri, dün de bahsetmiştik, İkisi de 1.80 altında ama yan toptan gol yemiyorlar.
en zayıf yönleri, ikisi de pres yemeyi sevmiyorlar. Özellikle Martinez mükemmel bir futbolcu. Topu oyuna çok iyi sokuyor. Ama prese maruz kaldığı zaman birkaç kez üst üste oyundan düşme şeyi çok fazla. En zayıf yönü bu. Tabii ki bunu Sergen Hoca da iyi takip etmiştir, analiz etmiştir. Bu tür noktaları maç içinde, maçın 90 dakikasına yayabildikleri zaman Beşiktaş için bir avantaj olabilir. Bu önemli tespitleri Sayın Tahsin Koca yaptığı, kendisi Hollanda'da yaşıyor yıllardır ve futbolun tam içerisinde. Hocam çok teşekkür ederim aktardığınız. Bilmiyorum vaktin var mıydı? Tabii, bir önemli nokta daha vardı. Dün Altay konusunda şey yapmıştın. Onu sizin için araştırdım. Tabii. Bugün isim vermeyeyim ama Ajax'ın içinden önemli insanlarla görüşme yaptık. Altay dediğimiz gibi kaleci, şu anda pasfiyer 37 yaşında. Ajax'ın istediği zaten beklentileri karşılamıyor. Onun anında sezon sonu kontratı bitiyor. Onunla bu kontratı uzatmaktan yana değil. Inter Onana ile ilgileniyor. Altay şu anda liste başı bir kaleci. Ajax ciddi bir biçimde Altay ilgileniyor, liste başı değil mi? Liste başı, evet. Şu anda liste başı iki kalecinin bir tanesi. Kafalarında birkaç tane soru işareti var. Soru işaretlerinden birisi Altay'ın, bilmiyorum, bu konuya hakim değilim. Belki siz daha iyi biliyorsunuz. İletişim problemi. Çünkü daha eskiye dayanarak bir örnek vereyim. Bunu zaten orada da konuştuk. Rüştüm dünyanın en iyi kalecisi statüsündeydi. Barcelona'ya gitti. İletişim sorunu yaşadığı için ciddi sorunlar yaşadı orada. Şimdi Altay birinci olarak bu sorunu çözmeli. Tabii ki varsa bilmiyorum. Ama Ajax'taki çekindikleri konulardan bir tanesi. İkinci konu... zaten onu Ajax radarına almış, yani almak istiyor. Soru işaretlerinden birisi, topu oyuna sokmakta daha iyi bir gelişim gösterebilir mi? Daha hızlı, daha çabuk. Biliyorsunuz Ajax'ın tüm oyun sistemleri Hollandalıların, Avrupalıların, kaleci artık kaleci değil de bir libero gibi 11. adam olarak top oynaması lazım. Bunun dışında mükemmel bir kaleci, liste başı. İnşallah gelecek yıl Hollanda'da Ajax'ta izleme şansına sahip oluruz. Ajax devre arasında ya da sezon sonunda transfer teklifi vermeyi düşünüyor mu hocam? Böyle bir şey var mı? Altay için. Şu anda ciddi ilgileniyor. Evet. Şu anda ciddi ilgileniyor. Çünkü Onana'nın sezon sonu ayrılma durumu var. Kontratı bitiyor. Onana'nın bir ay sonra cezası bitiyor ama sezon sonunda kontratı bitiyor. Inter Onana ile ilgilendiği için Onana da Ajax'la anlaşma imzalamaya pek yanaşmıyor. Onun için Ajax bu durumla çok ciddi ilgileniyor. Devre arası da alabilir. Tabii ki bu konuda Fenerbahçe nasıl bir yaklaşım gösterir. Şu anda şampiyonluğun ciddi adaylarından bir tanesi. Şampiyonluk için elinden gelen her şeyi yapıyor. Elindeki en önemli kozlarından bir tanesi kalecisini devre arasında vermek ister mi istemez mi? Tabii ki de Fenerbahçe'nin tercihinde olan bir durum. Handanovic artık yaşlandı. Inter'de yıllardır oynuyor. Genç ve gelecekte hizmet edecek bir kaleci arıyor. Onana bir numaralı adayı, Ajax'ın kalecisi doping kullandığı gerekçesiyle ceza almıştı biliyorsunuz. Ajax da Onana sözleşme yenilemiyor, kalecisi güven vermiyor ve Altay Bayındır'ı düşünüyor Fenerbahçe'den. Bu önemli bilgiyi sevgili Tahsin Koca aktardı sizlere Hollanda'dan. Bütün kulüplerle ilişkileri çok iyi Hollanda'da. Şimdi bir düzeltme yapalım. Onana'nın doping olayını dün de söylemiştim. Yasaklı madde kullanılmış. Bu sadece yasaklı maddeler listesinde olan bir ilaç kullandığı için. Evet. Şimdi doping dediğim zaman çok farklı boyutlara gidiyor. Orada düzeltme yapalım. Peki. Bundan bir madde kullanmış. Öyle mi hocam? Evet. Yani bu bir ilaç kullanmıştı. Bir söylenilen Hollanda basında, tabii ki biz dediğim gibi dün de söyledim, doktor değiliz ama Hollanda basında söylenilen, kendisinin savunmasında söylediği, tamamen ağrı kesici, eşinin kullandığı bir ağrı kesiciyi kullanmış. Onun sonucunda yasaklı madde ler listesinde bulunan bir ilaç olduğu için ondan dolayı ceza aldı. Peki. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkürler. Görüşürüz. Tekrar görüşürüz. Sağ olun. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Galatasaray bölümümüzde sevgili Onur Özkan bizimle birlikte, biliyorsunuz Takvim Gazetesi'nin haber müdürü yardımcısı. Onur, yayınımıza hoş geldin, merhaba.
Çiğit Özgür, yayınlar kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim ben de sana da. Çok kolay sağ olasın. Onur, şimdi Florya tabii Göztepe galibiyetinden sonra neşe buldu. Çok ciddi bir moral bozukluğu söz konusuydu. Yarın da Marsilya yolculuğu başlıyor bildiğim kadarıyla. Takımdaki son durum nedir? Bugün itibariyle Galatasaray'ın gündemine yansıyanları paylaşabilir misin bizimle? Tabii ki Özgür. Öncelikle dediğin gibi Göztepe galibiyeti 3 puandan çok daha fazlasını ifade ediyordu Galatasaray açısından. Çok büyük bir buhrana girmişti çünkü üst üste gelen kötü skorların ardından Galatasaray. Hem Fatih Terim hem oyuncular hem yönetimin üzerinde ciddi bir baskı oluşmuştu. Bu nedenle Göztepe galibiyeti dediğin gibi kara bulutları tamamen dağıttı demesek de en azından biraz bir güneşi gösterdi Florya'ya şu anlık itibariyle. Dediğin gibi artık Göztepe maçı geride kaldı. Çok yoğun bir takvim var futbolda. Hemen 3 gün sonra Galatasaray şimdi zorlu bir deplasmana çıkacak Fransa'da Marsilya'ya karşı. Takımdaki son durumu aktaracak olursak önce kim oynayacak, kim oynamayacak onlardan bahsedecek olursak tabii ki Göztepe galibiyetinden sonra bir sevindirici haber de Sasha Boy'dan gelmişti Galatasaray'a. Uzun sürede sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu ve onun sakatlığında da büyük sıkıntı yaşandı savunmanın sağında. Yedlinin bir türlü kendini bulamaması ve o bölgede hem savunmada hem ofansta büyük sıkıntılar yaşanması sonrası Sasha Boy adeta mumlu aranır hale gelmişti ve o geri döndü takıma. Dün İdman'ın bir kısmında takımla beraber kontrol olarak çalıştırıldı Sasha Boy. Şu anda durumu iyi ama teknik heyet adeta üzerine titriyor Sasha Boy'un yeniden bir sakatlık geçirme ihtimaline karşılık. Götürülecek Fransa'ya, onu belirtelim öncelikle Sasha Boy. Onun dışındaki sakatlara gelecek olursak Barış Alper Yılmaz'ın biliyorsun elinde bir problem yaşanmıştı. Ufak bir operasyon geçirdi. O henüz fizik olarak hazır durumda değil. Götürülecek olsa bile Barış Alper Yılmaz'ı ben forma giymesini çok fazla beklemiyorum. Onun dışında Gustavo Asuncao zaten statü göreyi takımdaki yerini alamıyor. Marka ligde forma giyemiyor. 2 maç cezası kaldı. Ancak Avrupa Ligi'nde maçında oynayabiliyor Marka. O da Fransa'ya götürecek isimlerden bir tanesi Özgür. Yani kısaca özetlemek gerekirse takımda şu anda iyi bir hava var. Göztepe maçının alınan skor, orada yaşanan galibiyet takıma büyük bir moral motivasyon kaynağı oldu. Özellikle genç futbolcuların üzerindeki büyük bir baskı vardı. Onların bir özgüven kaybı vardı. Onu yerine getirdi. Marsilya maçı da çok zor bir maç. Ancak Galatasaray şu anda Kayseri maçındaki sonraki tabloya baktığımız zaman çok daha iyi bir durumda. Hem moral olarak hem motivasyon olarak. Orta sahada Taylan 11'e dönüyor mu? Berkan Taylan ikilisi, Berkan Taylan ve Çıkalda üçlüsü diyebilir miyiz orta saha için? Şöyle söyleyeyim, Fatih'in ilk kazanan Lazio maçını referans alacak Özgür. Yani orada evet, oynanan futbol bu sezon belki de Galatasaray'ın sergilediği en iyi futboldu. Dolayısıyla kesinlikle aynı fikirdeyim seninle. Taylan geri dönecek takıma. Taylan, Berkan ve Çıkalda üçlüsü son derece dirençli, dinamik bir üçlü. Belki lig maçlarında özellikle iç sahada kapanan takımlara karşı Galatasaray bu üçlüyle kilitli açmakta zorlanabilir, pozisyon bulmakta zorlanabilir. Ancak Avrupa maçları için bence son derece ideal ve dirençli bir orta saha düzeni bu üçlü. Feghouli Göztepe maçında 11'de başlamıştı. Ancak devre arası biliyorsun oyundan alındı. Çok etkisizdi. Morutan yine sağ çizgide görev yapacak. Solda da Kerem oynayacak ileri uçta. İşte Cagney'i bekliyoruz bu maçta. Cagney niçin Cagney sence? Cagney yani Göztepe maçında ikinci yarı çok etkili oynadı. Çok arzuluydu, istekliydi. Ben şunu bağırdı aslında. Yani bu takımın birinci santraforu ben olabilirim tarzında bir performansı var Cagney'in. Her topu ayağında tuttu. Arkadaşlarına servis yaptı. Savunmayı çok rahatsız etti Cagney. Fatih Erim Cagney'i de kazanmak istiyor, kaybetmek istemiyor. Halil ve Cagney'i sanırım ligde Avrupa'da bir rotasyon şeklinde oynatmayı düşünüyor hoca şu anda. Yani lig maçında tekrar Rize maçında deplasmanında yine Halil oynayabilir ama şu anda Marsilya maçına baktığımız zaman Cagney'in ilk 11 için bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Savunma hattına geçtiğimizde işte ise Sasha Boy evet iyileşti. Takımla beraber idmanlara başladı. Ancak dediğim gibi orada tam %100 hazır olmadığı için Sasha Boy'un bir ihtimal yine Yedlin'in 11'de oynama ihtimali var bence. Direkt hemen 11'e koyup Sasha Boy'u yeni bir sakatlık riski yaşamak istemiyor teknik heyet. Orada sağlık kurulundan gelecek rapor eğer çok olumlu olursa
Sacha Boey 11'de oynar. Ama onun dışında Nice maçına da saklanabilir Fransız oyuncu. Savunmanın ortasında Nelson Marco Akiris'i Lazio maçında olduğu gibi görev yapacak. Ve sol bekte de Van Aanholt oynayacak. Yani Galatasaray ideal 11'iyle sahada olacak diyebiliriz Marsilya maçında. Yani Sacha Boey'un oynama ihtimali var yüksek olmamakla birlikte. Maç günü belki de yarın karar verilecek değil mi? Dünkü idmanda takımla beraber çalıştı. Ancak da idmanın bir bölümünde kontrolü evet. Çalıştı. Yarın maç öncesi son bir idman yapılacak Velodrom stadında. Oradaki duruma göre oyuncunun eğer durumu iyi olursa ve sağlık kurulundan da evet hiç risk yok oynayabilir raporu gelirse Sacha Boey kombide oynayacak. Ama onun dışında en ufak bir risk bile olsa onu Rize maçına saklayabilir teknik heyet. Peki. Sevgili Onur, ne dersin Marsilya için? Jorge Sampaoli ile birlikte çok istikrarlı sonuçlar aldığını söyleyemeyiz. Son maçı, lig maçını evlerinde kaybettiler Lens'a karşı. Ama Marsilya, tabii Paris Saint-Germain aldı başını gidiyor ama Marsilya da işte 2-3'ün içerisinde her zaman yer bulan bir takım. Bildiğim kadarıyla 1-1 berabere kalmışlardı Lokomotiv Moskova ile ilk hafta Avrupa Ligi'nde. Aynen. Ne diyorsun? Nasıl bir takım sence Marsilya? Ya Marsilya son yıllarda hep çok iyi kadrosu olan yani yıldız oyuncuları kadrosuna barındır ama o bir türlü o kadro kalitesini sahaya yansıtamayan bir ekip. Hem kadro olarak son yıllarda hem teknik heyet anlamında sürekli bir istikrarsızlık. Gelenler gidenler sürekli yaşanıyor Marsilya'da. Ama bu sezona iyi başlangıç yaptı Sampaoli ile beraber. Geçmiş yıllara göre daha istikrarlı bir görüntü çiziyordu ki son Lens maçına kadar yenilgisi yoktu. Son Lens maçında sezonun ilk yenilgisini aldılar. İyi bir kadrosu var, kaliteli bir kadrosu var. Üçlü savunmayı tercih ediyor Sampaoli. 3-4-3 tarzında bir oyun benimsiyor tecrübeli hoca. Tabii ki takımın en önemli ismi hiç tartışmasız Dimitri Payet. Yani yıllardır çok istikrarlı bir şekilde önce İngiltere'de çok etkili bir kariyer. Ardından Fransa'ya, Marsilya'ya dönüşüyor ve orada da her sezon belirli bir seviyede oynadığı futbol Dimitri Payet'in Galatasaray savunmasının yani en çok dikkat etmesi gereken isim olduğunu söyleyebiliriz Dimitri Payet'in. Onun dışında tabii milli futbolcumuz Cengiz Ünder'e sezonu iyi bir giriş yaptı. O da çok formda. Onu da Galatasaray'ın çok dikkat etmesi lazım. Orta alanda Gendouzi yani Arsenal'de tanıdığımız bildiğimiz yetenekli bir oyuncu, genç bir oyuncu, dinamik bir oyuncu Gendouzi ve yine Brezilya milli takımında zaman zaman şans bulan Gerson. Orta alanda çok teknik, solak bir futbolcu. Yani özetlemek gerekirse Galatasaray karşısında yetenekli ve sahası, özellikle kendi sahasında seyircisi önünde çok agresif oynayan bir takım bulacak Marsilya. Ancak tabii ki her takım gibi Marsilya'da bazı zaafları var. Galatasaray mutlaka Fatih Terim bu zaafları oyuncuları anlatacaktır. Özellikle üçlü savunma oynadığı için Marsilya savunmada ağır oyuncuları var. O savunma arkasına koşu yapılırsa eğer Galatasaray'da özellikle Kerem Aktürkoğlu bu konuda yetenekli bir oyuncu savunma arkasına koşu yapma konusunda Galatasaray oradan pozisyonlar çıkarabilir. Gol veya goller çıkarabilir Marsilya deplasmanında. Burada önemli olan Galatasaray'ın taktik disiplin içinde oynaması. Aynı Lazio maçındaki gibi iyi bir direnç göstermesi, sahada iyi mücadele etmesi. Eğer bunları Galatasaray'a yansıtırsa puan veya puanları dönebilir yani. Ben umutluyum açıkçası Marsilya maçında. Peki. Sevgili Onur, aktardığın bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Özgür. Kolay gelsin. Yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Onur Özkan son konuğumuzu Galatasaray bölümünde Takvim Gazetesi'nin haber müdür yardımcısı bilgilerini sizlerle paylaştı. Bu akşam Beşiktaş'a Ajax Amsterdam karşısında, Perşembe günü Fenerbahçe ve Galatasaray'a Olympiakos ve Marsilya karşısında başarılar diliyorum. Umarım Türk futbolu adına iyi sonuçlar çıkar bu hafta Avrupa maçlarından. Sizlere de mutlu bir akşam diliyorum. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com Özgür Sancar'la spor kazananı sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.